Bankadaki parasını çekti, eczaneye gidip ameliyatlı oğlunun ilaçlarını alacaktı. Ama bakın bir vicdansız onu nasıl kandırdı. Evladına şifa arayan Osman amcayı gözü yaşlı bıraktı. Hastaya yardım edeceğim, belediyede çalışıyorum dedi. Şeyin müdürüm dedi. Sana belediyeden de emekli maaşı bağlayacağız yalanıyla kandırdı. Osman amcanın ameliyatlı oğlu için ayırdığı ilaç parasını çaldı. Vallahi ne diyeyim, zaten o zahri kasıran olu bir gün inşallah. Vicdanları sızlatan olay Eyüp'te yaşandı. Ne demek gel burada hasta adamın ihtiyarın parasını çocuğumuza biz bakım şeyi aldık. Yeni çaktım geldiydim. Emekli maaşını çekti ve ameliyat olan oğluna ilaç almak için eczaneye gitti. O esnada yanına biri geldi ve ben belediye çalışanıyım. İstersen sana erzak yardımda bulunabilirim. Ayrıca seni emekli de edebilirim dedi. Emekli edeyim seni dedi. Nasıl ediyorsun emekli dedim. Ediyorum dedi. 900 kağıt verirsen dedi. Belediyeye hemen de 3 milyar alacağım dedi. Ben yine param yok dedim. Osman amca belediyeden emekli olma yalanına inanmadı. Ama baba vicdanı bu ya. Belediye çalışanı sandığı adamın ameliyatlı çocuğuna yardımı dokunur diye onu eve getirdi. Hadi eve çıydık dedik. Biz de inandık işte. Eve gelen vicdansız emekli yalanına devam etti. Kafası karışan Osman amcayı kandırdı. Eve geldi ve emekli olman için gerekli formları dolduracağız. Hazırlık yapacağız ancak biraz da masrafı var dedi. Ve Osman amcanın emekli maaşını ondan aldı. 1600. Dolandırıcı Osman amcanın ameliyat olan oğlunu bu halde gördüğü halde ona da acımadı. Parayı alıp uzaklaştı. O da iyi bir şey diyemedi aynen. O zaten adam derdiyle uğraşıyor. Bir ağlı şeyinde diyor, acısı var. Komşular yardım ediyor. Zaten yardım ettiler bile. Zaten 10 milyar para topları bu çocuğum. Yoksa nereye gidip gelecek adam ameliyatı? Osman amca o vicdansızın yakalanmasını istiyor. Vallahi ne diyeyim. Zaten o zahri kasıran olur bir gün inşallah.